Teşekkürler Cüneycan. Biz de bir kez daha mutlu günler, iyi yayınlar dileyelim Türk Telekom Stadyumundan. Artık yavaş yavaş maç saati yaklaşıyor. Stat çevresinde de son hazırlıklar, son hareketlilikler maç öncesi yaşanıyor. Takımların kısa bir süre içerisinde burada olmalarını bekliyoruz. Yaklaşık 15-20 dakika içerisinde hem Galatasaray hem de Antalyaspor stadyumdaki yerlerini alacaklar. Galatasaray'dan bahsetmek gerekirse hafta içerisinde sakatlık problemi yaşayan isimler vardı. Marco Aulemina ve Şener hafta başında takımla çalışamamışlardı ama taktik antrenmanlarda, maça yakın gerçekleşen antrenmanlarda takıma katıldılar ve bugün de maç kadrosunda, maç kafilesinde yer almalarını bekliyoruz bu isimlerin. Ki geçtiğimiz hafta da Lemina sakatlığı nedeniyle Göztepe deplasmanında oynamamış, Galatasaray'ın önemli eksiklerinden bir tanesi olmuştu. Orta sahanın merkezinde Fatih Terim'in önemli görevler atfettiği isimlerden bir tanesi Lemina. Yokluğu gerçekten Galatasaray adına önemli bir kayıp ama bugün ilk 11'de olacak gibi gözüküyor. Luyendama ve Andone'nin uzun süreli sakatlıkları var Galatasaray'da. Tedavi süreçleri devam ediyor. Yanı sıra Jimmy Durmaz cezası nedeniyle Steven Nzonzi de süresiz kadro dışı durumu sebebiyle bugün forma giyemeyecek. 4 isim Galatasaray'da. Eksikler bu şekilde. Peki muhtemel 11 nasıl olacak? Nasıl bir kadro bekliyoruz? Hemen bunu da ifade etmeye çalışalım. Kalede Muslera'nın olacağı bir kadro bekliyoruz Galatasaray'da bugün. Ki birazdan yaklaşık yarım saat sonra gerçek resmi kadroda açıklanmış olacak ilk 11'de. Belli olmuş olacak. Mariano Nagatomo, Dong Markao şeklinde bir savunma hattı var. Orta sahanın merkezinde Lemina, Belhanda, Ömer. Kanatlarda Feguli, Babel. İleride ise Radamel Falcao 11 ile Galatasaray'ın bugün sahada olmasını beklediğimizi söyleyelim. Ve buradan sözü Trabzon'a, Göktuğan Argın'a bırakalım. Fenerbahçe'nin Trabzon'daki görüntülerini sizlere nakletmeleri için. Üstünlüğü yok iki takımın güç dengelerine bakarak söylersek. Tabii normal bir görüntü ama Trabzonspor'un oyun hakimiyeti tabii belirgin, çok belirgin. Bir de sürekli sonuca yönelik pas arayışıyla oynadığı için Trabzonspor topu birazcık rakibe kolay veriyor. Daha fazla topu döndürerek oynamaya çalışsa belki 65'e 35 değil de daha yukarılarda da olabilir diye düşünüyorum. Trabzon en kısa yoldan direkt kaleyi hedefleyen, bizim hızlı hücum diyebileceğimiz birkaç pasla... 7. kornerini kullanacak örneğin Trabzonspor. Daha Kayserispor'un korneri yok İstikbal Mobilya Kayseri. Çok az pasla pozisyon üretmeye çalışan bir yapı içinde. Günümüz çağdaş futbolunda zaten bu anlayış olmazsa olmazların başında geliyor. Trabzon'un ofansif yöndeki oyun anlayışı gerçekten gelecek vaat eden bir anlayış. Bunun defanstaki daha güvenilirli, rakibe pozisyon vermeyen bir anlayışla da desteklenmesi şart tabii. 8 şutu var Trabzonspor'un şu ana kadar. 4'ü isabetli, 9'da şut pası yapmış bordo mavili takım. Hemen pas oranlarına da bakalım. 180 isabetli pası var Trabzonspor'un. İstikbal Mobilya Kayserispor 89 isabetli pas yapmış. İsabetli pas oranı %92 bordo mavili takımın. 12 ortası var Trabzonspor'un. İstikbal Mobilya Kayserispor'da henüz orta olmadığında belirtelim. İstikbal Mobilya Kayserispor'un 2 şutu var. İsabetli şutu ya da engellenen şutu bulunmadığında belirtelim. Trabzonspor oyunun hakimi, skoru da almış durumda. İlk yarım saat itibariyle tabii bu verileri paylaşıyoruz sizlerle. Ki üst üste pozisyonlar arayan, bulan taraf Trabzonspor. Şimdi hatalı bir geri pası. İsmail Çipe tehlikenin büyümesini önledi. Rakip yarı alana gönderiyor topu. Trabzonspor kendi yarı alanında Vakeme ile topun sahibi oldu. Oyunu hemen başlattı Vakeme. Bordo mavili takım şimdi 4'e 4 geliyor. Ceza alanında tehlike, gol pozisyonu. Kötü bir vuruş. Top kornere gitti. Defansın da orada bir müdahalesi vardı. Sturridge kendisine yakışmayacak bir şut tercihi kullandı açık söylemek gerekirse. Sosa kullanacak şimdi köşe vuruşunu Trabzonspor'da maçta 31. dakika Sörlot'un attığı golle Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü var sevgili seyirciler. Ceza alanı içi kalabalık, köşe vuruşu kullanıldı. Bir kafa top direkten döndü. Pozisyon devam ediyor. Gerilerden bir vuruş, defansın müdahalesi, bir korner daha. Trabzonspor gole çok yaklaştı. Canlı anlatımı da rica edeyim ben verelim. Ben de seslendireyim bir yandan canlı anlatım sırasında. 31. dakika sevgili seyirciler, köşe vuruşunu kullandı Trabzonspor. O kalabalıkta kim vurdu kafayı görebildiniz mi değerli konuklarım? Göremedim. Bulunduğumuz noktadan ben de göremedim. Sörlot. Sörlot ikinci gole çok yaklaşmış.
Kafa vuruşu üst direkten top oyun alanına geri döndü. Sonrasında da Pereira'nın gerilerden vuruşunda top bir kez daha defansın müdahalesiyle kornere gitti. Bordo Mavili yedek futbolcular da gol sevinci yaşamışlar adeta sağ kenarında. Cüneyt'in bu anlatımı da Trabzonspor'un ofansif oyunu kadar güzeldi. Kesinlikle. Evet. Yaşattı yani. Trabzon'da onu takdir ediyorum. Şimdi oynadığınız oyunun sizin seyircinizin, taraftarınızın futbol anlayışıyla örtüşmesi lazım. Şu an Trabzonspor'un işin defansif yönünü bir kenara attık. Ofansif yönde taraftarın anlayışına uygun bir oyun oynuyor. Yani 1-0 önde olmasına rağmen mümkün olduğunca en kısa yoldan rakip kaleyi hedefleyen bu oyun beraberinde birçok kale öne aksiyonu da getiriyor. O yüzden taraftar da statta hop oturup hop kalkıyorlardır mutlaka bu pozisyonlar oluştukça. Deminki kornerden gelen o direkten dönen topta da devamında atılan şut var. Trabzon yoğun bir şekilde rakip kaleyi abluk altına almış durumda. İki oyuncu dikkat çekiyor burada özellikle. Sörloth zaten bütün pozisyonların içerisinde olan isim. Az önce kafa vuruşu direkten döndü. Ondan birkaç dakika öncesinde yine çok güzel topu önüne aldı. Fakat savunma kapanmıştı. Vuruşu bir Kayserisporlu savunma oyuncusundan geriye geldi. Orada da kilit pası atan isim Abdülkadir'di. Bugün Abdülkadir'i beklendiği gibi görüyorum. Yani etkili isimlerden bir tanesi ve hocamın altını çizdiği husus çok önemli. Trabzonspor hakikaten direkt oyun prensiplerini uyguluyor. Ama bu hani klasik İngiliz futbolundan ziyade bir taraftan pas anlayışı ama topu etkili çabuk bir şekilde ön tarafa çalışmaya dayalı pas anlayışı. Bunu el verdiğince iyi bir şekilde yapıyor Trabzonspor. Ve karşısındaki rakip de yapmasına müsait bir rakip. Tabii onun da altını çizmek lazım. Dakika 34, Trabzonspor bir kez daha gol için rakip yaralara yerleşti ama İstikbar Nobile Kayserispor defansında dikkatli. Bordo Mavili takıma hücum için şans tanımıyorlar şu an itibariyle. Boş alan bulmakta zorlanıyor Trabzonspor. Vakeme şimdi Bordo Mavili takım bir kez daha gol için yükleniyor dediğim anda top kaybı. İyi savunma yapıyor Ahmet Hocam İstikbar Mobilya Kayseri Spor. İyi savunma yapıyorlar ama savunma prensiplerini çok iyi uyguladıklarını söyleyemeyiz. Bu arada Pereira topla birlikte geldi. Topu ceza alanı içerisinde Sturic'e kazandırdı. Sturic ceza alanı ön bölgesindeydi. Çevirdi topu ama top taca gitti. Oyunun ilk bölümünde kazandığı topları en azından Trabzon ceza sahasına yani 3. bölgeye kadar götürmeyi başaran bir Kayseri vardı. Artık onu da yapamaz hale geldiler. Trabzon kaybettiği topları en kısa yoldan geri kazanabiliyor. Kayseri şu an oyunu tamamıyla kendi yarı alanında kabullenmiş durumda. Bu da Trabzon'un işini kolaylaştırıyor. En önemli bence Trabzon'un avantajı çok adamla belki belirli bir alanda durmaya çalışsalar bile rakibe çok yakınlar. Adam paylaşımında çok zaaf gösteriyorlar. Ve şu ana kadar birlikte oynama alışkanlığı olmayan bu genç oyunculardan kurulu Kayseri'nin bu hatayı yapması da gayet doğal. O yüzden Trabzon çok rahat bir şekilde rakip kale önüne kadar iniyor. Dedim bu bir ölçü mutlaka olmayacaktır Trabzon adına. Ama rakibi son derece ciddiye alarak golü bulma amaçlı oynanan bu oyunda bence bütün takımlarımızın artık oyun anlayışının bir parçası olması lazım. Hemen maçların skorlarını hatırlatalım. Ankara Gücü Yukatel Denizlispor karşılaşması gününün ilk maçıyla Süper Lig'de 2-2'lik eşitlikte sona erdi. Şu sıralarda oynanan maçlarda Trabzonspor 1, Kayserispor 0, Başakşehir 4, Kasımpaşa 0. Galatasaray-Antalyaspor mücadelesi saat 20'de başlayacak. TFF 1. Lig'de günün ilk maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanda Ümraniyespor'u 2-1 mağlup etti. Şu sıralarda oynanan karşılaşmalarda Bursaspor-Hatayspor karşılaşmasında 1-1'lik eşitlik var. Osmanlıspor-Balıkesirspor deplasmanında 1-0 önde. İki takımın da 10 kişi kaldığını kırmızı kartlarla belirtelim. Altınordu-Menemenspor karşılaşması ise saat 19'da başlayacak.
Bir yandan Trabzonspor, İstiklal Mobilya Kayserispor, bir yandan Medipol, Başakşehir, Kasımpaşa maçlarını takip ediyoruz ama yavaş yavaş akşama da dönelim. Galatasaray, Antalyaspor'u konuk edecek. Önemli eksiklerle geldi Antalyaspor İstanbul'a. Galatasaray geçen hafta Göztepe deplasmanında kaybettikten sonra kendi taraftarı önünde yara sarmak istiyor Ahmet Hocam. Galatasaray mutlaka kazanmak zorunda olduğu bir maç. Bu arada Trabzonspor hata gol pozisyonu top. Kaleci İsmail Çipe'de kaldı. Çok net bir pozisyon hocam. Galatasaray'a geçmeden pozisyonla sözünüzü kestim. Bordo Mavi takım ikinci gole çok yaklaştı. Bir kez daha şimdi Trabzonspor atak geliştiriyor. Yine gol pozisyonu. Topağlar'da gol. 37. dakika. Vakeme az önce golü kaçıran Vakeme. O topun dönüşünde 36. dakika doldu. 37. dakika içindeyiz. Takımını 2-0 öne geçirdi sevgili futbol severler. Trabzonspor Pere Sosa'yla pozisyon buldu. Sosa